Şimdi metabolizmayı hızlandıran çay dedik. Size bir çay yapayım ben. Metabolizmayı hızlandıran çay. Bu da yine son derece etkili bir şey olacak Acı çünkü. biber mi hocam? Acı biber. Acı biber ve ben bunu çekirdekleriyle Tatlı birlikte isim kullanıyorum. miydi? Yavaş yavaş ben de Bravo değil mi hocam? Nilüfer. Kaç yıldır Bravo sizlerle yayın Nilüfer. yapa Evet. Kaçıncı oldu değil mi? Vallahi öyle. Daha Çekirdekleriyle niceleri birlikte olsun koyuyorum inşallah. inşallah. Çekirdekleriyle birlikte koydum çünkü acısından faydalanmak istiyorum. İçinde bulunan kapsaisin maddesi metabolizmayı hızlandıran bir maddedir. Ve aynı zamanda kapsaisin kansere karşı koruyucudur. Kalp damar sağlığı açısından faydalıdır. Fakat vurgulamak istiyorum. Kırmızı biberden bahsediyorum. Kırmızı biber hapından değil. İnsanlara sahte ürünler satıyorlar, zayıflatıcı haplar satıyorlar. Sakın ha sakın böyle bir ürün kullanmayın. Sakın ha sakın oyuna gelmeyin. Aklınızı kullanın. Böyle ürünler Kesinlikle. sağlığınıza zarar verir. Yine yeşil çay koyacağım. Metabolizmayı hızlandırmak için kilo vermeye yardımcı. Ve turunç kabuğu koyacağım ama arkadaşlarım herhalde bulamamışlar. Kurusunu getirmişler. Turunç Ben bunun kabuk. kabuğunu tercih ediyorum. Kabuğunu ama elimizde bu olduğu için bunu koyuyoruz. Turunç her tarafta Mersin'de, Adana'da, Antalya'da, Antalya'da. dağda, tepede doludur. Her taraf turunçtur. Turunç Çok da kabuğu da lezzetlidir. sinefrin ismini verdiğimiz metabolizmayı hızlandıran bir madde taşır. Üstelik kalp damar yan etkisi de yoktur turunç kabuğunun. Dolayısıyla zayıflama çaylarında çok güvenli Çok reçelini yapıyorlar kullanabilirsiniz. ama tabii şeker karıştırmamak Reçeli olduğu gerekiyor. zaman kilo aldırıyor tabii. Aynen. O zayıflatmıyor, kilo Bugün her alıyor. şeye izin veriyorsunuz dedim. Belki orada çaktırmadan bir Şansımı izin. deneyeyim dediniz. Şansımı deneyeyim dedim aynen. Bir zayıflama çayı yaptık. Bir tane acı biberi, kuru Arnavut biberi tabir ettiğimiz biberi ikiye bölüp çekirdekleriyle koyduk. Yeşil çay koyduk bir tatlı kaşığı kadar ve üzerine turunç kabuğu ekledik. Turunç kabuğu sinefrin içerir, zayıflatıcı bir maddedir ve kalp damar yan etkisi yapmaz. Tabii burada şunu söylemek gerekir. İnsanlar sanıyorlar ki işte böyle zayıflama çaylarıyla, zayıflama ilaçlarıyla bir çay içecek, zayıflayacak. Ben ne yersem yiyeyim işte bir mucizevi bir şey olsun zayıflayayım. Öyle bir dünya yok. Bir Bunu de hocam unutmamak lazım. mesela herkesin pul biber olur mu diye bir soru geldi önce. Pul biber olur da pul biberin çayı biraz zor olur. Ya Onun için bulanık olur, yapışır, dişe şöyle bir kaçar. şeyi kullanmakta, biber kullanmakta. Tabii bu arada şunu da söylemek gerek. Ne kadar acı o kadar iyi. O zaman Ne Antakya kadar acı o kadar Samandağ iyi. Valla ne biberi. bulursanız en acı biber, bulabildiğiniz en acı biberi kullanın lütfen. Biberin acılığı arttıkça içindeki etken madde artıyor ve insan sağlığına faydası çoğalıyor. Yine unutmamak gerekir, onu tamamlayalım. Tabii ki. Beslenmeyi düzene sokmadan sağlıklı kiloda olamazsınız. En önce beslenmeyi düzene sokmanız gerekir. Doğru beslenmeniz gerekir. Doğru beslenmediğiniz zaman yani masanın şu tarafında kalan, benim kitapları da o tarafa koymuşlar. Bir dakika onu Zararlılar hemen bölümünde duruyor zararlılar bölümünde olur mu bu? kitaplar. Şey, başımızın Zararlılar üzerine bölümünde duruyor. koyalım hocam. Estağfurullah, sağ olun. Yani masanın şu tarafını tüketmeyiniz. Benim kitaplar Şuraya şurada, koyalım. brokonun Evet önüne hocam. koyalım da bari. Onlar Sanki şu kitaplar yeşillere zararlıymış gibi. yakışır. Denizin sabotajı bu. Şöyle dursun. Zararları tükettiğiniz sürece, yani bu taraftaki Bunların tümü tahılları zararlı tükettiğiniz mı hocam? sürece Şuraya koyalım. sağlıklı yaşayamazsınız. Bunların tümü zararlı. Bakın burada ne var? Tam buğday var, yulaf var, şeker var, beyaz un var, bisküvi var. Hocam yulaf da mı ama hep yulaf yani Sağlıklı değil yulaf. önerenler de var. Sağlıklı değil yulaf. Yulaf bir kere insan gıdası Sevgili değil. Canan hocam da bir problem. Sizin gibi konuk olanlardandı. Ben bir gün yulafı sordum. Kızım at mısın sen Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Yani şimdi böyle bir şey yok. Makarnaları renklendiriyorlar. Cazip yesin olsun diye. İşte efendim ıspanaklı makarna. de. Allah aşkına şimdi bunu yeşil yaptığımız zaman sağlıklı mı oluyor? Böyle algılar var insanlarda. Tabii doğru. Mesela beyaz et algısı için tavukları beyazlaştırıyorlar. Nasıl Tavuk hocam? Bunu eti ilk defa beyaz gördüm. değildir. Evet. Siz doğal tavuk eti hatırlıyor musunuz? Ne renktir doğal tavuk eti? Üstü sapsarı bir deriyle kaplıdır. Çocukluğunuzu Aynen. hatırlayın. İçinde de beyaz kısmı sadece göğüstedir. Kalan kısmı bayağı kahverengi ettir. Tabii, Niye aynen. şimdiki tavuklar bu kadar beyaz? Evet, bu soruyu gerçekten Amerika'da siz sorunca yasaklandı. fark ettim olduğunu. Arsenikli tavuk yemleri kullanıyorlar. Arsenikli. Arsenik beyaz renk elde etmesini sağlıyor. Arsenik çok enteresan bir ağır Arsenik, metaldir. onu söyleyeceğim. Zehir Evet, değil midir arsenik hocam? zehirdir. Ama teni beyazlaştırır, cildi beyazlaştırır. Beyazlatsın diye pirinç tarımında da arsenikli ilaçlar kullanıyorlar ve tavuk üretiminde arsenikli yemler kullanıyorlar. Ay. 18. yüzyılda, 17. ve 18. yüzyılda Avrupa'daki kadınlar beyaz tenli olabilmek için arsenik yutarmış. Niye? Çünkü bir kadın bronzlaşmışsa çıkmış tarlada çalışmış, alt tabakaya mensup demek. Sınıf ayrımı çok fazla. Ben soyluyum, sarayda yaşıyorum, gün Olmasını yüzü yaşam. görmedim diye bembeyaz olabilmek için arsenik kullanırlarmış. Ve o arsenik kullanan kadınların hepsi de arseniğin etkisiyle depresyona meyilli, intihara meyilli kadınlar olmuş.
meşhur edebiyat romanlarının ilk aşk romanlarının sebebi budur. O melankolik kadınlar, intihar eden Anna Karenina'lar bilmem neler. Bunlar arsenik zehirlenmesidir. Arsenik olmasaydı edebiyat farklı bir yöne gidebilirdi. Çeşit çeşit bilgiler verdiniz. Evet, Ümit Hocam deyince hemen aklımıza probiyotikler gelir. Çünkü Ümit Hocam özellikle evde yapılan sirkeyi çok sever, yoğurdu çok sever. Biraz şu probiyotikleri de nereden alacağımızı konuşalım mı hocam? Şimdi probiyotik az önce de bahsettik. Bizim için vazgeçilmez. Probiyotikler bizim için çok kıymetli. Bizim vücudumuzda dedik ya 10 trilyon hücre var vücudumuzu oluşturan. Buna mukabil 100 trilyon probiyotik var. Yani vücudumuzdaki hücre sayısının 10 katı kadar probiyotik taşıyoruz. Probiyotikler bizim için K ve H vitaminlerini üretir ki vücutta başka vitamin üretilmez. Vitamin dışarıdan alınan maddelerdir. D vitamini bizim vücudumuzda üretilir ama vitamin değildir aslında. D vitamini aslında bir hormondur. Yani ama onu da tetikler, stimüle olması gerekiyor. Evet. Yani probiyotikler bizim için K ve H vitaminlerini üretir. Cildimizin parlaklığından kanımızın pıhtılaşma özelliğine kadar probiyotikler sorumludur. Kemik iliğindeki hücre yapımını bile kontrol ederler. Yani kan hücreleri bile probiyotiklerle ilişkili bir süreçte yapılır. Probiyotikler bizim adımıza sindirimi gerçekleştirir. Bağırsaklarımızı bir kale gibi kabul edersek vücudumuzu korur. Bağırsaklarımız niye bir kaledir? Çünkü biz her birimiz her gün dışarıdan kilolarca yabancı maddeyi mideye indiriyoruz. Doğru. Yiyecek ve içecek olarak. Dışarıyla bizim başka bir temasımız yok. Ne yapıyoruz? Çok dokunuyoruz. Başka krem sürüyoruz. Başka ne yapıyoruz ki? Hanımlar makyaj yapıyor. Başka hiçbir temasımız yok dış dünyayla. Asıl temasımız midemiz, bağırsaklarımız. Bu yüzden bizim bağırsak duvarımız bir gıda laboratuvarı gibi çalışır. Ve aldığımız her gıda maddesini analiz eder. Etiketinde yazan yazmayan her türlü maddeyi tespit eder. Faydalıları sindirir, zararları vücuttan atar. Dünyada insan eliyle yapılmış böyle bir gıda laboratuvarı yok. Ama her birimizin vücudunda böyle bir laboratuvar aktif olarak çalışıyor. İşte bu laboratuvarın çalışan işçileri probiyotiklerdir. Ve bir nevi bu bağırsak duvarı bizim kalemizdir. Bizi dış dünyadan ayıran kale surlarıdır. Çünkü dış dünyadan korumamızı bu bağırsak duvarı sağlar. Savaş çıkar, kale duvarları yıkılırsa ne olur? İçerideki şehir işgale uğrar. İnsanın bağırsak duvarı da yıkılırsa içerideki vücut işgale uğrar. Bizim dış temasımız olan bağırsak duvarını korumamız gerekir. Biz ne yapıyoruz? Ona zararlı maddeler veriyoruz. Glutenler, karbonhidratlar, tahıllar veriyoruz. Alışık olmadığı gıdalar veriyoruz ve bağırsak duvarını yıkıyoruz. Haliyle insan vücudunda da bir takım problemler baş gösteriyor. Çünkü içeriye herkes girmeye başlıyor. Herkes girince vücutta bağışıklık sistemi... Yol geçen derler ya tam o hale geliyor. Yol geçen anı haline geliyor ve bağışıklık sistemi bir bakıyor... Vücutta dolaşan tanımadığı maddeler var. Onlarla savaşmaya başlıyor. Sokak çatışmaları çıkıyor. Bu da bütün dengeyi bozuyor. Otoimmün reaksiyonlara sebep oluyor. Bunu engellemek için ne yapmalıyım? Önce bir, şu zararları hayatımdan çıkarmalıyım. Bu tarafını attık. Evet. İki, bol probiyotik ve turşu. Ev yoğurdu. Bakın. Ev sirkesi. Hocam aslında bol tüketmeyi. Vücut şunu bile yapıyor. Turşu deyince mesela hamilelerin canı turşu ister ya. Ben onu okumuştum. Mesela o da sonuçta daha çok bağışıklığınızın